Değerli Hazırın, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmama başlamadan önce cep telefonlarımızı sessiz alalım. Onu bir unutmadan herkes telefonunu sessiz alırsa, konuşma sırasında çalmasa. Bu akşamki konumuz Avrupa'da İslam korkusu. Bize bu konuyu Doçent Doktor Özlem Kumrular hocamız anlatacak. Özlem Kumrular, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz dilinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptı. Salamanca Üniversitesi İspanya, tarih araştırmalar teknikleri metotları doktorası yaptı. Yayınlanmış 18 kitap var. Bunlardan bazıları şunlar. Avrupa'da Türk korkusu. Avrupa'da İslam korkusu. Osmanlı Habsburg duelloları ve Sultanın Mutfağı gibi bazı kitapların isimlerini sayabiliriz. Hocamızın ilgi alanları ise İspanya-Osmanlı ilişkileri, Osmanlı'ya dair Avrupa belgeleri ve Akdeniz. Konuşmalarını yapmak üzere hocamızı buraya davet ediyoruz. Oturumu yönetmek üzere başkanımız Cevdet Bayram Bey'i davet ediyoruz. Buyurun. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Biraz evvel Fuat Bey bu akşam bir konuşacak hocamızı tanıttı. Daha doğrusu eksik tanıttı. Şöyle söyleyeyim. Hayır, ondan değil. Özlem çok çalışkan. Ve bu bahsedilen kitaplar ve onlarla ilgili malzemeleri bütünüyle kendi gayretiyle herhangi bir burs almadan, herhangi bir destek almadan öğretmenlik maaşından artırdıklarıyla İspanya'ya gitti. Aslında İngilizce bölümünden mezun. İspanyolca, İtalyanca vesaire Avrupa dillerinin çoğunu artık internet türünü takip edecek kadar vakıf. Ama bütün bu yaptıklarını kendi gayretiyle yaptı. Bu bakımdan söyledikleri kadar bu çalışma azmini, gayretini, iradesini de gençlerimizin örnek almasını istiyorum. Ben kendisini tanıdığımda henüz daha tarihçi değildi. O zaman İngilizce ve İspanyolca öğretmeniydi. Alırsın İngilizce öğretmeni, sonra İspanyolca da ekledi. Ama işte bu vasıflarıyla yaptığı araştırmalarda, girdiği arşivlerde, elde ettiği belgelerle sonunda İspanya'da doktorasını yaptı ve artık tarihçi oldu. Tabii kaynakları ağırlıklı olarak tamamen Batı kaynaklardır. Yani bizim tarihçilerimizin çoğunun ulaşamadığı kaynaklardır. Denizcilik, Akdenizli diyordu bizim denizciliğimizle ilgili çok ciddi beynevler, sempozyumlar, konferanslar düzenlendi, kitap haline getirildi. Avrupa'da Türk algısı üzerine ilk defa büyük bir konferans düzenlendi, o da kitap haline geldi. Onun zorlamasıyla ona ben de bir tebliğle iştirak etmiştim. Sonra Türk Korkusu kitabı çıktı. Yakında da İslam Korkusu, İslam Fobisi diye çıkardılar. Biraz yayın evi zannediyorum son zamanlardaki Batı'daki İslamofobinin etkisiyle kitaba bu adı koymuş ama esas itibariyle kitabın adı çağrıştırdığıyla muhtevası aynı değil. Tabii okuduğunuz zaman şey yapacaksınız. Bizim davetlerimize koşarak gelen bir hanımefendidir. O yüzden teşekkür ederim. Kitapta çıkınca çağırdık. Hemen hiç şey yapmadan herhangi bir mazeret beyan etmeden geldi.
bu akşam da sizinle konuşacak. Ben kendisine teşekkür ederim. Buyurun, söz sizin. Hocam ben size teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel sözden sonra inşallah yüzüme gözüme ulaştırmam diye düşünüyorum. Ben hitabet sanatı çok kuvvetli olmayan değil, hatta çok zayıf olan bir insanım. Yazmayı beceriyorum ama konuşmayı çok beceremiyorum. Elimden geldiği kadar bu 530 sayfayı kısaca özetlemeye çalışacağım. Hayli kısa tutacağım ki bize daha çok vakit kalsın. Siz sorularınızı sorabilin. Sizin belirleyeceğiniz eksende İslam korkusunu çalışmaya başlayalım, tartışmaya başlayalım. Öncelikle ben 15. daha ziyade 16. yüzyıl tarihçisiyim. Dolayısıyla 15, 16 ve 17. yüzyıllarda beliren İslam korkusunu anlatmaya çalıştım bu kitapta. Son dönemdeki İslam korkusuyla kitabın da çok bilgisi yok. Benim de o konuda çok ciddi bir bilgim yok. Hikayeye de tabii ki Avrupa'dan başladım. Belgeler beni götürdü. Her gittiğim yerde ufak tefek şeyler toplarken hikayeler birbirini tamamlamaya başladı. Slovenya'da küçücük bir sahaftan çıkan bir kitapta yıllar sonra Sırpların neden Kosova'ya saldırdıklarını anlamış oldum. Büyük bir ihtimalle Sırplar bile bunun farkında değiller belki de. 14. yüzyıldan beri dili toplu hafızalarında geliştirdikleri bir nefret, nefretin kökeninde aslında edebi bir tür yatıyormuş. Bunu çözmüş olduk. Cezayir'deki arşivlerde, Tunus'taki arşivlerde, İspanya'daki arşivlerde, Engizisyon kayıtlarında, Yunanistan'da hiç kimsenin gitmediği küçücük bir kütüphaneden çıkan 1622 yılında Venedikliler tarafından yazılmış İstanbul mektuplarında ki detayları topladık ve bu kitap ortaya çıktı. Umarım toparlamaya başlıyorum. Üç tane tarih belirledim. Bir tanesi 1453, İstanbul'un fethi. Avrupalı tarihçilerin deyimiyle İstanbul'un düşüşü. Diğeri 1478 ki çok önemli bir tarih yine. Engizisyon mahkemelerinin kurulması İspanya'da. O İtalyan ortaçağ Engizisyon mahkemelerinden bağımsız olarak kurulması. Ve 1492 de çok önemli bir tarih. Hem Amerika keşfediliyor, hem Granada şehri düşüyor, hem de Yahudiler kovulmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'ya sirayet edecek bir dizi sorun çıkmış oluyor İspanya'da aynı yıl. 1453'ten başladım çünkü çok önemli bir tarih. Avrupa için de önemli bir tarih ama Avrupa'nın bir kısmı için çok önemli bir tarih. İstanbul'un düşmesiyle başlayan panik aslında İtalya'nın ötesine çok geçmiyor. İspanya'da, Valencia'da çok ciddi bir korku yaşanmıyor. Ama bu tarafta çok ilginç bir korku beliriyor ve bu korkunun zuhuru da yine hiç beklemediğimiz şekillerde oluyor. Ben bilinen şeyleri değil, daha çok bilinmeyen şeyleri anlatmak istiyorum. 1454 yılında ilginç bir şölen yapılıyor, bir sülün şöleni. Avrupa'da bir sülün üzerine yemin etme ve daha ziyade bir adak adama geleneği var. Ve ilk defa Avrupalılar 1454 yılında Türklere karşı bir araya geliyorlar. Bütün hükümdarlar toplanıyorlar ilk şehrinde. Ve İstanbul'u geri alacaklarına dair bir yemin ediyorlar. Ve bu çok ciddi bir şölenle kutlanıyor. Bir koro çıkıyor, devasa tepsiler yukarıdan aşağıya iniyor, 40 tane büyük tepsi, sülün üzerine yemin ediliyor. Tam bir şölene dönüşüyor bu. Diğer bir taraftan aynı zamanda türeyen bir Yunan edebiyatı var ki bu ilginç bir şekilde 20. yüzyıla kadar devam ediyor. Bunu da Yunanca kaynaklardan buluyoruz. İstanbul'un elden düşmesine karşı ağıtlar yazılmaya başlanıyor. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. bu gittikçe büyüyor ve daha sonra balıkçı türkülerine dönüşüyor. Bugün 19. yüzyılda derlenen Yunanca balıkçı türkülerinde bile hala İstanbul'un geri alınmasına dair nasıl bir özlem duyulduğunu görebiliyoruz. Bir örnek. Konstantin inşa etti, Konstantin kaybetti ve Konstantin yeniden ele geçirecek. Bunu çok önemli buluyorum çünkü aslında İslam'a ve Türklere karşı nefretin
edebi eserlerde çok daha ciddi bir şekilde yayıldığını düşünüyorum. Özellikle sözlü edebiyatta. Daha sonra yine örnekler göstereceğiz ama başlamışken yine bu Sırp örneğini verelim. Şövalye romansları vardır Avrupa'da. Bu şövalye romanslarının bir benzeri de Sırbistan'da çıkıyor. Ve tam Kosova'nın düşmesinden sonra. Kosova düşüyor ve Sırplar neredeyse bir tür çıkarıyorlar. Adı da Bugardica. Bugün çok çalışılmayan, çok bilinmeyen bir tür. İlginç çünkü bir hezimet üzerine yapılan, yazılan destanlar bunlar. Genelde bir zafer üzerine yazılır destan. Türklere karşı Kosova'yı nasıl kaybettiklerini, Türklerin Avrupa'da nasıl ilerlediklerini anlatan nazım eserler yazmaya başlıyorlar ama hezeyanlı bir şekilde. Çünkü 7'den 70'e eli kalem tutan herkes yazıyor. Prensesler yazıyor, krallar yazıyor, din adamları yazıyor, çoluk, çocuk, ihtiyarlar. Herkesin Türklere karşı anlatacak bir sözü var bu dönemde. Ve bu edebi tür 19. yüzyıla kadar geliyor ve ilginç bir şekilde 20. yüzyılda, hatta 21. yüzyılda görüyoruz. Neden? Belgrad değil de Kosova. Belgrad uzunca bir süre Sırp topraklarını ve Balkanlarının siyasi başkentliğini yapıyor. Başkent değilken bile başkent aslında. Fakat neden Kosova'ya dönmek istiyorlar? Çünkü üzerine 600 yıl boyunca Türklere ve Müslümanlara karşı yazılmış eserler var. Bu ilginç bir buluş olabilir. Ben Sırpça bilmiyorum ama bu hafta niyet ettim, başladım öğrenmeye. Çünkü hep bizim Balkan tarihçilerimiz geç dönem çalışıyorlar. Oysa Balkanlarda çalışılacak o kadar çok belge var ki hiç kimse elini sürmemiş. Slovenya'da bir sınır dükü, Valbaşar adlı bir şahıs, Osmanlı ve Habsburg arasında olanları cilt cilt yazmış ve şimdiye kadar bunu kaleme alan bir tek Osmanlı tarihçisi duymadım. Dolayısıyla bizim artık yavaş yavaş Balkan dillerini öğrenmemiz ve bunları yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Evet, hızlı bir şekilde Engizisyon'a geçeyim. Engizisyon'la birlikte biraz da Endülüs anlatayım. Endülüs çok bilinmeyen fakat çok merak ettiğimiz bir konu. Hep de yanlış bildiğimiz bir konu. Biliyorsunuz 711 yılında Cebeli Tarık'ın diğer tarafa geçmesiyle birlikte, yavaş yavaş Fransa toprakları içine girmesiyle birlikte Emeviler İspanya'ya geliyorlar ve bir Müslüman hayat başlıyor burada. Yanında Yahudi ve Hristiyanlık da devam ediyor. Bu 732 yılından sonra yavaş yavaş Arapların aşağıya doğru kovulmasıyla birlikte geri çekiliyor. Reconquista dediğimiz, yeniden fetih dediğimiz bir dönem aslında ta 8. yüzyılda başlamış oluyor bile. Dolayısıyla bugün bize bir masal olarak anlatılan oradaki mutlu hayat, tolerans, hoşgörü kısmen yanıltıcı. Çünkü üç kültür hiçbir zaman hiçbir yerde mutlu bir şekilde bir araya gelemediği gibi mutlu bir şekilde birlikte de yaşayamıyor. Çünkü bir dinin ya da bir milletin, bir ümmetin hükümdarlığa geldiği bir yerde ufak tefek sürtüşmeler her zaman oluyor. Endülüs'te bu şekilde. Bunu biz Engizisyon kaynaklarından biliyoruz. Dolayısıyla 1478'de Engizisyon'un kurulmasıyla birlikte Engizisyon kaynakları bu dönemdeki sürtüşmeleri bize yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. İspanya'da kan temizliği denen bir saplantı çıkıyor. 1492'de Müslümanlar önce Granada'dan kovuluyorlar, Granada şehrinden. Valencia'daki Müslümanlar uzun süre yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü bunlar çok çalışkan insanlar. Çok az yemekle yetiniyorlar. Bir avuç üzüm, bir avuç kuru üzüm, bir sürahi suyla yaşadıkları iddia ediliyor. Ve Valencia'lı senyörler bunları uzun süre korumak istiyorlar. Ta ki 1609-10 yılında 3. Felipe tarafından çıkarılan bir kanunla tamamen ülkeden atılana kadar. Dolayısıyla bu dönemde İspanya'da Yahudiler ve Müslümanlar için 3 seçenek beliriyor. Ölüm, din değiştirmek ya da ülkeyi terk etmek. Din değiştirenler geceden gündüze Hristiyan oluyorlar. Tabii hiç kimse geceden gündüze Hristiyan olamayacağı için eski adetlerine devam ediyorlar. Etmeyenler de
bu baskı yönetiminden kurtulmak için yavaş yavaş Cezayir ve Tunus topraklarına kaçmaya başlıyorlar. Cezayir ve Tunus topraklarına kaçan Morisco'lar, çünkü bunlara 1502 yılından sonra artık Morisco diyebiliyoruz. Burada Osmanlı denizciliğinin tarihini değiştirecek bir enstitü kuruyorlar. Bir kurum da diyebiliriz, bir konsanlık enstitüsü. Bugün kulağımıza çok kötü geliyor korsan kelimesi ama Osmanlı donanmasının neredeyse bel kemiğini oluşturacak pek çok şahıs bu korsanlık enstitüsünden gelmeye başlıyor. Bunlar çok önemli şahıslar. Çünkü hem dil biliyorlar hem coğrafyayı biliyorlar. Coğrafyayı çok iyi bildikleri için burada yaşayan Müslümanlara yol gösteriyorlar. İspanya'nın küçük sahilleri, İtalya'nın terk edilmiş sahilleri, büyük şehirleri, her yeri çok iyi bildikleri için bazen kılık değiştirerek, bazen kılık değiştirmeden bu sahillere gelip buraları saldırı yöntemiyle alıyorlar. Dolayısıyla İspanya'nın bize dolaylı olarak çok büyük bir deniz katkısı olmuş oluyor. Biz yine Engizisyon'a dönelim. Bugün pek çok şey unutuluyor. Özellikle İspanya'nın hem Yahudilere hem Müslümanlara hem de evangelist hareketle, yani İncil'e döndürme, Hristiyanlaştırma hareketiyle bütün Güney Afrika'da insanları Hristiyanlığa çağırma demeyelim, zorla Hristiyan yapma hareketi akıllarda çok kalmayan bir şey. Bu tarihi amneziye yeniliyor. Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları yeniliyor. Fakat neden bu Türk korkusu ve İslam korkusu sürekli kalıyor? Bunu birazcık çözmeye çalışmak için küçük insanların hikayelerinden başlayalım diye düşündüm. Kitap küçük insanların hikayelerini anlatıyor. Bildiğimiz büyük tarihlerden bahsetmiyor. Dolayısıyla biz bir örnek olarak o dönemde yaşayan ve zorla Müslüman, zorla Hristiyan yapılan bir İspanyol'un notlarına bakalım. Francisco Núñez Mules. Çok az biliyoruz dedim Endülüs'ü. Bu da yine çok az bildiğimiz bir noktaya değiniyor. O dönemde zorla din değiştirildikten sonra Engizisyon insanları kendi dillerini devam ettirip etmediklerini anlamak için 20 bin tane görevlisini İber Yarımadası'nın içlerine salıyor. Ellerine de küçük folyolar veriyor. Bu folyolarda Yahudilerin ve Müslümanların o dönemde nasıl ibadet ettikleri, nasıl giyindikleri, sosyal hayatta nasıl bulundukları, daha doğrusu dışarıdan nasıl anlaşılabilecekleri üzerine detaylarla dolu. 20 bin tane görevli bu topraklara yayılarak insanların eski dinlerine döndüklerini ispatlamaya çalışıyorlar. Ve sosyal bir espiyonaj ağı oluşmuş oluyor. Çünkü bütün komşular birbirlerini ispiyonlamaya başlıyorlar. Ve o kadar trajik bir hal oluyor ki durum. Neredeyse aynı aile içindeki insanlar birbirlerini ispiyonluyorlar. Anneler, babaları, çocuklar, diğer aile fertlerini, karılar, kocaları. Engizisyon kaynakları gerçekten bu açıdan çok trajik. Ve nasıl Müslüman avı başladıysa aynı şekilde Yahudi avı da başlıyor. Ama biz dediğim gibi Francisco Núñez Mules'in örneğinden gidelim. Bakalım o dönemin Müslümanları nelerle suçlanıyorlar. Bu ilginç bir örnek çünkü bu suçlamalar zaman içinde Müslümanların sosyal hayattaki farklılıklarının Hristiyanları neden rahatsız ettiğini bize gösteriyor olacak. Çünkü aslında İslam korkusu doğrudan sosyal hayatta beliren Hristiyanlığın duyduğu rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Evet, mesela peçe ile ilgili ilginç bir örnek var. Francisco Núñez Mules o dönemin Müslümanları için şöyle diyor. Peçe, İslami kanunun bir gereği değildi. Ahlaki gevşeklik ve evlilikte eşitsizliğe evlenmek, engel olmak için kullanılıyordu. Peçe olmazsa erkekler sadece güzel kadınları alırdı ve çirkinler de evde kalırdı. Bu Endülüs için bilmediğimiz bir detay.
Evet, eski Arapça isimler yasaklanıyor bu dönemde. Herkesin bugün 80'li yılların sonunda Bulgaristan'da gördüğümüz şekilde İspanyol isimler almaya zorlanıyorlar. Hamamlar Müslümanlarla özdeşleştiriliyorlar. Çünkü Müslümanlar neredeyse her gün hamama gidiyorlar. O dönemin İspanyolları için sosyal hayatın çok bir parçası değil. Dolayısıyla hamama giden insanları kollayarak onların Müslüman olduğunu hemen anlayabiliyorlar. Ve öyle trajik bir hale geliyor ki bu hikaye, insanlar birbirlerine zorla şarap içirmeye, zorla domuz eti yedirmeye, gizli gizli komşularının çocuklarını çağırıp onlara ufak testler yapmaya başlıyorlar. Evet. Ve bu düşmanlık neredeyse mezara kadar devam ediyor. Mezara kadar derken mecazi bir anlamda kullanmıyorum mezarı. Dönemde de aynı şekilde ölüler Mekke'ye bakan bir şekilde gömülüyorlar. Ve insanların gerçekten Müslüman adetlerine göre gömülüp gömülmediklerini anlamak için mezarlar kazılıyor, ölüler çıkarılıyor ve onlar artık ölmüş bir şekilde sadece kemikleri kalıyor ve neredeyse kemikleri vaftiz ediliyor dönemde. Dolayısıyla böyle bir sosyal sürtüşme başlıyor. Evet, doktorlarla ilginç bir ayrıntı. Doktorlar Müslüman oldukları için neredeyse ölüme kadar giden bir yola sürükleniyorlar. Pek çoğu hücrelerde ölüyor. 1610'da bütün bu Müslümanları adadan, yarım adadan kovan 3. Felipe'yi de aslında kurtaran yine Müslüman bir doktor. Evet. Anlatılar var. Bizdeki bu, daha doğrusu Avrupa'daki bu İslam korkusunu yavaş yavaş ortaya çıkaracak küçük anlatılar bulmaya başladım. Bunların içinde bence en önemlisi vaka anlatıları. Hoş geldiniz. Şöyle. Gelmişsin. Evet, çok fazla edebi tür var Avrupa'da. Türkler ve Müslümanlar bütün bu edebi türlere çok ciddi bir şekilde nüfuz etmiş durumdalar. Hep ilginç bir örnek olarak verdiğim vaka anlatıları İspanya'da çıkan bir tür. Olan ya da olmayan olaylar üzerine mübalağalı anlatımlar eklenerek aslında Türklerden ve diğer Müslümanlardan korunmak için bir çeper olarak kullanılan bir edebi tür bu. Çok ilginç çünkü Amerika keşfediliyor, İspanya'nın bütün yüzü Amerika'ya dönüyor. Bu dönemde Amerika'yı anlatan sadece 52 tane örnek varken elimizde, Türkleri ve diğer Müslümanları anlatan 182 tane parça var. Bu da durumun onlar için ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor aslında. Bu halkın moralini bozmak, Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında çökmekte olduğunu ispatlamak için de bir antipropaganda aracı olarak kullanılmaya başlanıyor. Bunların isimleri çok uzun. İsimleri o kadar uzun ki içeriklerini bir şekilde ele veriyorlar. Size bir örnek göstereyim. Yine 16. yüzyılda basılmış bir vaka anlatısından. İstanbul'da görülen mucizeler ve harika alametler üzerine söyle ve şehirde hüküm süren veba ve ölümler ve kasırgalar ve depremler, Yeniçerilerin ayaklanması, evlerin ve malikanelerin yıkılması ve bu şehrin ve imparatorunun şu anda içinde bulunduğu sefil durum, ordusunun Pers topraklarında mahvolması, son birkaç günde alınan diğer haberler, karada ve denizde yenilen ordusuna levazım taşıyan büyük kadırga, gemi ve insan kayıpları. Tabii neredeyse %80'i yalan olan haberlerle aslında kilise bir şekilde manipülasyon yaparak moral kaybetmekte olan köylüyü yeniden kazanmaya çalışıyor. Daha ilginç örneklerden bir tanesi de demin bahsettiğim İstanbul mektupları. İstanbul mektupları diye bir tür var. İstanbul'dan yazıldığı iddia edilen ama tuhaf bir şekilde yine İtalya'da basılan mektuplar bunlar.
ve tamamen mitolojik öğelerle dolu. Ama o dönemin insanlarını hayli ikna edebilecek detaylar taşıyan yazılar. Mesela bunlardan bir tanesi bir meşalenin çıktığı Ayasofya üzerinden. Daha sonra bunun 3 tane olduğu ve yürüyerek, gökyüzünde ilerleyerek Topkapı Sarayı'na kadar gittiğini iddia ediyor. Bunun da aslında sultanın artık Hristiyan olması gerektiği şeklinde müneccimler tarafından yorumlandığını anlatıyor. Evet, Balkan anlatılarından bahsettik. Burada ilginç bir örnek var. Bugün Balkanlarda hala bir şövalye olarak görülen, bir kahraman olarak görülen Obilevic. Miloş, bugün Sırbistan'da pek çok insanın Miloş olduğunu, adının Miloş olduğunu, Miloş gibi güçlü olasın adlı bir tabir bulunduğunu biliyoruz. Nasıl olmuş da adı Murat'ı öldürdüğü zaman bilinmeyen bir kahraman ta 16. yüzyılda bir isme kavuşmuş ve sözlü edebiyatta yerini bularak bugüne kadar gelmiş. Çünkü o dönemde 16. yüzyıla kadar adının Miloş olduğunu bile kimse bilmiyor. Demin de bahsettiğim gibi bir tür çıkıyor ve bunu ölümsüzleştiriyor. Aynı şekilde gerilla hareketi olarak tabir edebileceğimiz ama birazcık da işin içine destanların girdiği bir tür daha var Yunanistan'da. Kleftika olarak biliniyor. Çalmak kelimesinden geliyor Yunanca. Bu Yunan halk şarkılarına dönüşüyor. Yine armatoloslar var. Bunlar da dağlara çıkıyorlar. Bugün Yunanistan'a gittiğinizde Agrafa diye bir yere denk gelirseniz oranın adının da aslında Osmanlı'nın o vahşi coğrafyanın içine giremeyeceği kadar vahşi olduğu ve Agrafa, kaydedilmemiş anlamına geldiğini görürsünüz. Bu Agrafa toprakları ve civarındaki Tırhana bölgesinde bu kleftler ve armatoloslar dağlara çıkarak Osmanlı'ya karşı bir tür gerilla savaşı veriyorlar. Bu da bizim tarihlerimizde çok ciddi olarak incelenmeyen bir dönem. Ben ne şekilde devam etmem gerektiğini çok bilmiyorum. Onun için isterseniz siz sıkılmayın diye sizin sorularınızla yönlendirelim konuşmayı. Ne dersiniz? Olur mu hocam? Oğuzhan Sevince, bir konu hakkında soru sormak istiyorum. Yani sizin anlattıklarınızdan biraz bağımsız. Şimdi hayvan cinslerinin içinde bozkurt olan işte hayvan türünde Avrupa'daki yapılan araştırmalarda Avrupalıların işte bozkurt hayvanını İşte kötü anlamlı, işte rüyalara girdiğinde o insanın işte lanetlendiğini ya da işte bozkurtun bir köyde görüldüğünde işte o köyün artık mundar olduğu tarzında yorumlar yapılıyormuş o dönemlerde. Şimdi biz baktığımızda Türklerin Atilla döneminde işte Avrupa'ya gidişatı var. İşte acaba bu noktada yani Avrupalıların bilinçaltına işleyen Türk düşmanlığı sizin bahsettiğiniz tarihten çok daha geride olma ihtimaliyle alakalı kaynaklar var mı, rastladınız mı? Ben kendi dönemimi çok sıkı çalıştım fakat genç orta çağ dönemine hiç bakmadım. Dolayısıyla benim dönemimde kurda dair hiçbir örnek belgelerde çıkmadı. Ama başlıklı kızdan dolayı hani kırmızı başlıklı kız masalı. Ama kurt neredeyse her milletin mitolojisinde zaten kötü şeyler çağrıştıran, beraberinde kötülük getiren bir hayvan öğesidir. Animalizasyon diye bir yakında bilim olmaya aday bir çalışma alanı var. Hayvanların hangi kültürde neler çağrıştırdıkları, edebiyatta neler ne imgelerle kullanıldıkları. Kurt, ben birazcık ilgilendim bu animalizasyonla. Kurt neredeyse her kültürde bugün sizin anlattığınız şekilde bir düşmanlık çağrıştırıyor. Bunu Türklere bağlamak bilemiyorum ne kadar doğru olur. Ama tabii geç orta çağ çalışan ve daha çok kuzey bölgesi çalışan, Macar mitolojisinde çalışan bir insan buna doğru cevap verecektir. Ben bu sürün üzerine yemin ettiğim konusunu açıklamanızı isterim. Yani neden sürün yani veyahut da neyi çağrıştırıyor yani bu konuda? Sürün ya da asil
üzerine bir yemin etme geleneği var Orta Çağ'da. Daha doğrusu bir adak. Ben bir adak adıyorum, gerçekleştiği zaman da tekrar buraya geleceğim. Sülün asil bir kuş, asil addedilen bir kuş. Dolayısıyla bunu sülün üzerine yapıyorlar. Genellikle bir törenle birlikte geliyor bu adak töreni. Ama şövalye romanslarında görüyoruz biz bunu. Genellikle küçük aşk hikayeleri için yapılıyor. Sevgiliye dair yapılıyor. Ama bunun birdenbire İstanbul'un fethinden bir yıl sonra Filipin Sarayı'nda Lille'de pek çok devletin hükümdarını bir araya getirerek yapılması da aslında çok ilginç bir örnek olarak çıkıyor karşımıza. Yani yemin ettiklerine göre dini bir motif olması lazım. Yani bunun bir neydi ya, o anlamda sonra yani. Asil bir kuş. Dini motif olarak karşımıza o dönemde Grifone çıkıyor. Çok detaya girmek istemedim. Yarı aslan, yarı kartal olan kuş. Aynı zamanda İsa'yı temsil ediyor. Dini motif olarak karşımızda o var. Siz 15. yüzyıl Müslümanlara karşı anti tavrı çalışmışsınız. Bunu normal Haçlı seferleriyle bağdaştırıyor musunuz? Onların devamı olarak görüyor musunuz veya ne şekilde ilişkilendiriyorsunuz? Evet, çok vakit olmadığı için ben 530 sayfayı birden özetleyemedim tabii ki. Evet. Hikaye bitti tabii. Hem yavaş yavaş Arapların yayılmasıyla birlikte başlıyor. Sicilya üzerinden İtalya'ya geçmeleriyle birlikte. Hem de bunu takip eden yüzyıllarda Haçlı savaşlarıyla. O dönemde bu düşmanlık hem sözlü anlatımla hem vakanamelerle hem de bu romans tabir ettiğimiz türle öyle çok yayılıyor ki bu düşmanlık kitap okuyabilen ve okuyamayan herkese kadar iniyor. Dönemin okur yazar oranı çok düşük. Ama insanlar bir araya geliyorlar ve toplu okumalar yapılıyor. Bu toplu okumalarda dolayısıyla bu içinde kötü kahramanı Türk ve Müslüman olan hikayeler en alt, toplumun en alt katmanına kadar hızla iniyor. Çok bahsedemedim, çok yanlış bilgisi Avrupa'nın. Chanson de Roland, Roland'ın destanı olarak çevirebileceğimiz bir şövalye romansında, bir romansta daha ziyade, Türklerin, Türk de demeyelim, Arap da demeyelim çünkü metinde geçen kelime Serazen. Avrupa Müslümanların hepsini erken Orta Çağ'da, pardon geç Orta Çağ'da Serazen olarak tanımlıyor. Sarakenden bozma bir kelime. Dolayısıyla ne manaya geliyor? Şarki Yunan aslında şarktan da türemiş, daha sonra Yunanca'ya geçmiş Sarakin olarak. Bizim maalesef yanlış bir şekilde Serazen olarak Türkçe'ye adapte ettiğimiz bir kelime. Yani Haçlı savaşları sırasında orada Haçlılara karşı savaşan her türlü Müslümana verilen isim. Bu Müslümanların dininin aslında putperestlik olduğunu iddia ediyor kitap. Bunların üç tane tanrıları vardır. Bunlardan bir tanesi Apollon'dur. Bunlar tamamen pagandır. Üç tane tanrıdan bir tanesi de Hazreti Muhammed'dir. Yani Avrupa'nın o dönemde İslam hakkında bildiği bu kadar yanlış. Hangi dönem? 15. yüzyıl mı? 15 değil, çok daha önce. 12-13 bu değişik versiyonlarla 14. yüzyıla kadar gelen bir romans. Pek çok örneği var. Peki mesela 15. yüzyılda Yahudilerle Müslümanlar arasındaki, düşmanlık arasındaki oran aşağı yukarı ne mertebededir? Yani o dönemde İspanya'da insanlar kendi bölgelerinde yaşıyorlar. Müslümanların yaşadığı bir Müslüman mahallesi var, Morelia deniyor. Yahudilerin yaşadıklarına Puderia. Dolayısıyla halk aslında kendi mahallesinde yaşıyor ama çok fazla sürtüşme olmadan da iç içe bir hayat devam ettiriyor. Fakat başa gelen Hristiyan güçlerin bu dönemde bunları Engisyon yoluyla birbirine düşürmeye başlamasıyla birlikte korkunç bir düşmanlık başlıyor. O da o döneme kadar çok iç içe olmayan ama çok da düşmanlığın olmadığı nötr bir yaşam var elimizde.
Endülüs'te ve genel olarak İber Yarımadası'nda. Yani Musevileri ne oranda, Müslümanları ne oranda dışlamışlardır diye sormak istiyorum. Yani ne oranda Musevi bundan mutazarrır olmuştu, ne oranda Müslüman bundan mutazarrır olmuştu. Bu aslında dini bir daha ziyade ekonomik ve sosyal bir olay olduğu için bundan en büyük zararı öncelikle Museviler görüyor. Çünkü Museviler orta sınıfı tamamen oluşturan bir sınıf o dönemde. Çok kilit noktalardalar. Saraylarda hekimler, bütün kapitali sermayeyi ellerinde tutuyorlar. Bütün ticareti ellerinde bulunduruyorlar. Dolayısıyla her gelen Hristiyanların hem Müslümanların hem rakip olarak gördüğü, hem gıpta ettiği, kıskandığı ve antipatik olarak gördüğü bir konumdalar. Dolayısıyla Hristiyanlarla Musevilerin, daha doğrusu bu Hristiyanların Musevilere bakışları, Müslümanlara bakışlarından çok daha olumsuz diyelim. O dönem için, o dönem için bugünkü halini görüyoruz. Evet. 4 milyon Musevi. Hocam şimdi İspanya'dan Müslümanların çıkarılışı, arkadan işte Yahudilerin büyük bir göçe zorlanması falan. Ben bir kitapta okudum. Yahudiler oradan çıkarılmaları için kiliseye din adamları yetiştiriyorlar. Aslen Yahudi olan, daha önce Yahudi olanlar, Musevi olanlar kiliselere sızıyorlar. Kiliselerde bu olayı kışkırtarak kendilerinin oradan sürülmesini, yani şu 11 Eylül olayları gibi haklılık kazanabilmek için böyle bir şey senaryoyu yazıyorlar. Sonradan da Anadolu toprakları üzerinden işte kendileri için kutsal olan Kudüs'e yönelmek amacıyla böyle bir şey yapıyorlar. Sizin araştırmalarınızda böyle bir belgeye de rastladınız mı? Gelmedi. Çok komplo teorisi gibi geldi bana. Çünkü işin içinde Yahudi olunca hiç komplo teorisi çok değil. Çok komplo teorisi gibi geldi ama Kudüs'ü yeniden ele geçirmek zaten bütün hükümdarların o dönemdeki en büyük hayali. Hatta Kanuni döneminde Şerkan bile 1538 yılında, bu yeni bulunan belgelerle çok yeni bir veri, 1538 yılında önce İstanbul'u daha sonra da Kudüs'ü almak için bir plan yapıyor ve bunun için yola çıkıyorlar. Ve maalesef, maalesef değil tabii ki, onlar için maalesef başarısız bir çalışma oluyor. Buyurun. Üç kültürün bir arada yaşadığı hayat ürünü diye bir cümle veya benzer bir cümle kullandınız. Bizde de Müslümanların yaşadığı, bütün tamamının Müslüman olduğu Urfa şehrinde Büyük Orta Doğu görevlisi kilise, havra ve cami açılışını birlikte yapmıştı. Not olarak düşelim bunu. Ben dönemin İspanya'sından bahsediyorum. Evet. Ben dönemin İspanya'sından bahsediyorum. Hocam 20 bin Engizisyon görevlisinden bahsettiniz bu deşifre etmek için Müslümanları ve Yahudileri. Ve deşifreden sonra da önlerine 3 tane yol çıkıyor. Ölüm, din değiştirmek ve ülkeyi terk etmek. Bu ölümün veya işte ülkeyi terk etmenin o infazı bölgede kendileri mi görevler kendileri mi uyguluyor, yoksa bir hani Engizisyon mahkemesinden bir karar çıktıktan sonra mı infaz ediliyor? Bu aslında son zamanda çıkan verilerle artık Engizisyon kayıtları yavaş yavaş çözülmeye başlanıyor. Çünkü binlerce, milyonlarca belge var ve her seferinde daha başka rakamlar çıkıyor. Son yapılan çalışmalara göre aslında çok astronomik rakamlarda ölüm olmadığını gösteriyor. Bundan tabii bahsedecek çok vaktimiz olmadı. Charles Dickens'ın Üç Şehrin hikayesinde bir taraftan örgü örerek, bir taraftan giyotinde düşen kafalardan tuhaf bir zevk alan kadınların portresini sunar. Aynı şekilde o dönemde İspanya'da da, İspanya'da meydanlar çok büyüktür. Büyük meydanlara iskeleler kuruluyor. Ve Engizisyon Mahkemesi sabah 6'dan biteceği saate kadar devam ediyor. Orada bir halk toplantısı yapılıyor. Halk mahkemeyi verdiği kararı ve kararın bir şekilde uygulanmasını da aynı meydan içinde görüyor.
Ogeralar dediğimiz büyük ateşler var. Bunlarda da yakma iki şekilde oluyor. Tabii ölümün pek çok şekli var ama en meşhur şekli bu. Ben Engizisyon cezalarından çok bahsetmek istemedim bu gece keyfimiz kaçmasın diye. İki şekilde yakılıyor. Bir tanesi maketi yakılıyor kendisi bulunamıyorsa, bir tanesi de impersona dediğimiz, yani orada şahsen yakılıyor, yakılması. Yani bunlar, yerel olarak o obalarda yerleşim yerlerinde bir katliam yapıldığını söyleyebilir miyiz? Obalarda? Oba. Obalarda. Yerleşim merkezlerinde, yani köylerde, kasabalarda, beşiktaş'ın gittikleri yerlerde. İspanya'da oba yokmuş. Oba. Oba kelimesi yanlış olabilir. Evet. Gittikleri yerlerde, yerleşim yerlerinde. O görevlilerin bir infaz etme durumu yok sanırım. Görevliler sadece İspiyon yöntemi çok kolay tabii ki. İspiyon yöntemi varsa olay kolaylaşıyor. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. Kendileri de çalışmak durumunda kalıyorlar. Engizisyon adına kapıyı açın diyerek tek tek şüphelendikleri evlerde çalışmalar yapıyorlar. Buna karar veren tabii ki engizitör dediğimiz Engizisyon mahkemesi görevlileri, yargıçları, hakimleri. Onların, familyarların bir etkisi yok. Onlar memurlar. Evet, buyurun. Öncelikle güzel konuşmanızdan çok teşekkür ediyorum. Benim iki sorum olacak. Buyurun. Öncelikle siz hani bugün Medeniyetler İttifakı projesini nasıl yorumluyorsunuz? Hani yüzyıllarca birbirini tehdit olarak görmüş bu iki medeniyet dost olabilir mi? Birbirini böyle algılayabilir mi? Ve bir de bu Orta Çağ ve Yeni Çağ'ın relaksiyonlarının yerini bugün ne aldı sizce? Orta Çağ'daki relaksiyonların, hani antropoganların, sizce yerini bugün bir şey aldı mı, yoksa bitti mi? Ben Medeniyetler İttifakı'na siyasi olarak hiç inanmıyorum. Bunların tamamen gösteriş olduğunu düşünüyorum. Ama bu siyasi olarak çözülemeyen buzlu çok tuhaf bir şekilde yine kültür çözecek. İspanya'da bunu çözen turizm oldu. İtalya'da da kısmen turizm çözdü bunu. Reklamlar çözdü. Son Balkan seyahatimde hayrete düştüm. Çünkü en son bundan 3 yıl önce gittiğimde korkunç bir tavır sergiliyordu Balkan insanları. 5000 kilometre yol yapmıştım Balkanlarda ve ciddi bir düşmanlıkla karşılaşmıştım. 3 yıl sonra gittiğimde bu dizilerin inanılmaz etkisini gördüm. Aklınız hayaliniz durur. Türk olduğunuzu anladıkları anda inanılmaz bir sempati göstermeye başlıyorlar. Yani Türk sosyal hayatını o dizilerde yavaş yavaş görerek idrak etmeye başlıyorlar. Yüzyıllarca beslendikleri, o toplu hafızada sakladıkları kötü imgeden yavaş yavaş onlar da arınmaya başlıyorlar ama bunun en büyük, ne kadar kızsak da, hatalarla dolu olsa da o diziler, en büyük icracısı diyelim diziler oldu. Hem Orta Doğu'da hem Balkanlar'da. Orta Doğu'da kısmen anlayabiliyoruz. Ama Balkanlar'daki bu şiddetle çözülme beni çok büyük hayrete düşürdü. Relasyonların modern versiyonları ne olabilir? Relasyonların modern versiyonları basının da kendisi olabilir. Çünkü ben bir ülkeye gittiğim zaman ilk önce gazeteye bakıyorum. Bildiğim bir dildense rahatlıkla okuyorum. Türklerle ilgili haberleri ufak tefek topluyorum. Ve hayrete düşüyorum. Son 15 yılda Türkiye'de sanki hiç iyi bir şey olmamış. Sadece korku dolu haberler sızıyor Avrupa basınına. Zihniyet farkı. Bunda biz de suçluyuz tabii ki. Bizdeki ajanslardan sızıyor bu haberler. Güzel haberler de sızabilir. Bu evet, yerli kaynaklardan değil mutlaka. Bizdeki yabancı kaynaklar. Onlar seçiyorlar. Kesin. Ben bir şey söyleyeceğim. İsmim Zeynep Şubuk'su. Dünyanın İslam kültürüne en son yani ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz. En son yani ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz İslam kültürüne. Artık yavaş yavaş dinler çözülüyor. Dinler sosyal hayatımızın içinde kalıyorlar. Tanrı'yla aramızda kalmaya başlıyorlar daha ziyade yavaş yavaş. Artık bence toplumlar yavaş yavaş din çözülmesine doğru gidiyor. Bence bir 100 yıl sonra çok konuşmayacağız. Herkes kendi ibadetini kendisi yapacak.
kimse kimsenin ne dinden olduğunu bilmeyecek. Hakikaten bulacak. Wishful thinking diye anlıyorsunuz. Evet. Bu mesela Museviler için asla geçerli değil. Avrupa'da Türk korkusu ve Avrupa'da İslam korkusu adlı iki ayrı eserden bahsettiniz. Biz daha çok 15-16-17. Yüzyılda Türk kelimesinin mutlak manada birebir özdeş olarak İslam'a tekabül ettiğini, yani İslam olanların Türk'le kastedildiğini düşünürüz. Bu iki ayrı kitap, iki ayrı muhteva. Yani en azından biri diğerinden daha kapsamlı bir muhtevaya sahip anladığım kadarıyla. Bu birebir özdeş olmama durumu, farklı bir arka plana sahip mi? Niye böyle iki ayrı bir kitap yazma ihtiyacı sanki? Bu dönem daha çok çünkü bize yansıyan kimlik algısı, yani daha doğrusu bizim kendimiz hakkındaki bilgimiz bu dönem itibariyle Batı bize, Batı Türk dediği vakit şarktan gelen Müslüman unsurları, Avrupa işlerine yönelmiş Müslüman unsurları kastediyor diye biliyoruz. Burada farklı bir algı mı var ya da nedir bu iki ayrı eserin arkasında yatan? O dönemde aslında Avrupa Türk ve Müslümanı birbirinden antropolojik olarak çok ayırt edemiyor. Bundan hep bahsediyorum. Neredeyse Türk ve Müslüman kelimesi eş anlamlı olarak kullanılıyor. Çünkü gelen tehlike onlar için tek. Gelen Arap tehlikesi, Berberi tehlikesi, diğer Müslüman tehlike Kuzey Afrika'dan geliyor ve çok ufak. Esas tehlike Balkanlar üzerinden Osmanlı'dan geliyor. Dolayısıyla onlar için tehlike o dönemde bir. Ve o tehlike hem Türk hem Müslüman. Bu daha sonra iki kelimenin dönüşümlü olarak kullanılmasına başlıyor ve o kadar aynı anlamda kullanılıyor ki Türk olmak diye bir tabir çıkıyor. Türk olmak aslında din değiştirip Müslüman olmak demek. Tornarse Turku, Törn Türk, Turnare Turku hepsi aynı anlamda kullanılmaya başlıyor. İki ayrı kitap yaptım çünkü birincisinde gerçekten Türk korkusu olarak görmeye çalıştıkları, Türklerin antropolojik kökenlerini başarısız bir şekilde çözmek için bir çaba sarf ettikleri dönemi inceledim. Bu içine hem İspanya'yı alıyor, hem Balkanları alıyor, hem de birazcık Orta Çağ'ı alıyor. Ona koyamadığım bölümleri de buna koydum. Evet, buyurun. Hocam, benim de iki sorum var. Birincisi, hani şu an bizde kısmen de olsa bir hani Batı hayranlığı var. Hani düşmanlık da var ama bazı yönlerde de hayranlık var. Hani İspanya'da da veya Avrupa'da da böyle bir şey olmuş mu o dönemde 15-16. Yüzyılda? Yani bir kısmen Türk hayranlığı veya Osmanlı hayranlığı. Bir de bir şey daha soracağım. Ben İstanbul'da yani İspanyol yaşlı bir bayanla tanışmıştım. O bu işte dünya turunu gezen büyük gemilerle gelmişlerdi. Yani İstanbul'a geldi daha 2-3 saat olmuştu kadının. Hani orada ezanı duyunca işte hani Müslüman filan muhabbet dönmüştü. Dedim işte biz de Müslümanız dedim. O işte Arap mı dedi? Yok hayır Arap değil dedim. Ama Müslümanız dedim. Kadın anlam veremedi yani nasıl oluyor filan dedi. Hani onlarda öyle bir algı mı var yani Müslüman eşittir Arap böyle hani çok şaşırmıştım. Sadece cehalet diyelim çünkü 21. yüzyılın göbeğindeyiz. Artık yavaş yavaş ayırt ediyorlar. Balık abi sesi var, ben de soruyu unuttum. Hayranlık. Düşmanlık karşılıklı hayranlık var mı? Evet, genel olarak tabii ki bir hayranlık var, bir gıpta var. Her şeyden önce o dönemde en büyük hayranlık güce karşı. İnanılmaz bir güç söz konusu. İnanılmaz kaynakları var. Avrupa'da hep aynı örneği veriyorum. Kanuni'nin en büyük rakibi Şarken, savaşlar için para bulmak için, para bulmak amacıyla at üzerinde şehirden şehire koşturuyor. Adamcağız hiç sarayında oturamıyor. Hayatı hep gerçekten 30 yıl at üzerinde geçen hayat onunkisi. Çünkü para bulmaya çalışıyor. Bankerlerden istiyor, neredeyse düşesler bileziklerini bozdurup imparator, öyle belgeler buldum. Düşesler 2-3 tane bilezik, mücevher bozdurup Türklere karşı savaşta kullanın diye imparatora gönderin diyorlar. Bu adam Avrupa'nın en büyük hakimi, Avrupa'nın babası olarak bilinen Şarken, 5. Karl. Karşısında kanuni var, bitmez kaynakları var adamın. Hiç para söz konusu değil. Avrupa buna tabii ki gıptayla bakıyor. Diğer bir taraftan... Bir dönemde artık bu 16 geçiyor çünkü 16 tam bir çatışma dönemi. 17. yüzyıl başladığında yavaş yavaş bu Türkeri dediğimiz gelenekler başlıyor. Sadece Türk değil,
İslam'la birlikte bağdaştırabileceğimiz sarıklar, uzun elbiseler, doğudan gelen kumaşlar neredeyse bir furya olarak yayılmaya başlıyor ve pek çok sarayda pek çok hükümdar, hükümdar eşi vesaire bunlarla birlikte resim çektiriyorlar. Yani oryantalizmin ilk başlangıcı da diyebiliriz bu Türkiye'li geleneğine. Ama bu daha ziyade Fransa'da yok mu Türkiye'li geleneği? Türkiye'li ya, biz onu Fransızca'dan aldığımız için Türkiye'li olarak bize Fransa'yı çağrıştırıyor. Oysa ki Mediciler'le birlikte aslında başlıyor İtalya'da, Floransa'da, o dönemde İspanya'da. Polonya'nın köylerinde Nurhan Atasoy hocamızın son çıkardığı o güzel kitapta göreceksiniz ki Polonya'nın küçücük bir köyünde küçücük bir papaz giysisi bile üzerinde Türk motifleri taşıyor. Buyurun. Efendim merhaba. Merhaba. 1400'lü yıllardan İspanya'dan bahsettin ama o dönemde yapılan şeylerden yani Müslümanlara, Musevilere, Yahudilere karşı göçler olmuş mudur? Yani milletlerden göç, yani göçe zorlama veyahut da bu zaten kendi içinde bir göç, bir... Ama hangi bölgeye atıyor? Müslümanlar tekrar nereye dönmüştür? Müslümanlar nereye gitmiştir? Yahudiler ne dedi? O dönemde kovulan Yahudiler öncelikle 2. Beyazıt bunları alıyor biliyorsunuz. İspanyolların verdiği rakam 20 bin. Halil İnalcık hocamızın verdiği rakam biraz daha yüksek. O 100 bin Yahudiden bahsediyor. İstanbul, Selanik, Safet şehirleri olmak üzere. Büyük yine ticaretlerini devam ettirebileceği şehirlere getiriliyorlar. Müslümanlar dediğim gibi önce İspanya'nın sağ tarafına kayıyorlar. Orada tarıma devam ediyorlar. Din değiştirerek tabii ki kendi dillerini koruyarak değil. Müslümanların büyük bir kısmı Tunus ve Cezayir'e kaçıyor oradan. Avrupa'ya giden çok yok. Dolayısıyla o dönemde Tunus ve Cezayir'de büyük bir nüfus patlaması oluyor. Pek şey olmaz değil mi? Yapılanlara karşılık böyle direniş falan. Ya bir direniş oluyor 1568 yılında Alpuharras Dağı'nda. Fakat tabii ki maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü çok az bir insan dağda neredeyse gerilla savaşı veriyor ve karşısında koskoca İspanya devleti var. Bir sonuç vermiyor. Osmanlı'nın gönderdiği yardım çok az. Neredeyse yok. Buna dair çok ciddi bir kayıt yok. Ama onların Osmanlı'dan büyük bir beklentileri var ve ellerimizde onların can havliyle Osmanlı'ya gönderdikleri mektuplar var. Tabii o dönemde Kıbrıs alınacak. Daha akabinde İnebatı Savaşı gelecek. Osmanlı'nın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'de çok başka işleri var ve İspanya'ya yardım gönderemeyecek durumda. Evet, buyurun. Ben biraz geç geldim ama bu Moriskoların devamı var mı İspanya'da, hala kendilerini Müslüman soyundan geldiklerini bilenler var mı İspanya'da şu an? Tabii ki var. Bu soy isimlerden az çok anlayabiliyoruz ama çok sağlıklı bir veri değil bu. Çünkü o dönemde asalet kavramı din kavramıyla birleşiyor. Don Quixote'da da görüyoruz bunu. Ben 7 göbekten Hristiyanım diyor. Sancho, Don Quixote de ona diyor ki, bu kont ünvanı kadar değerli bir şeydir. Dolayısıyla bu siyasi, politik ya da sosyal olarak gördüğümüz bu katmanlar doğrudan tek bir katmanda birleşiyor. Saf Hristiyan olmak. Herkes o dönemde geçmişini unutmaya ve unutturmaya çalıştığı için günümüze gelen rakamlar çok sağlıklı değil. Kimin nereden geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü herkes Hristiyan gibi görünmeye çalışarak postu kurtarmaya çalışıyor dönemde. Başka? Buyurun. Dağlı Tarık ne zaman geçti o coğrafyaya? Tarık, Dağlı Tarık, Cebeli Tarık. Evet, evet. O coğrafyaya ne zaman geçti? 715, 8. yüzyılın başında. Dağlı, İspanya'nın yarısı Cebel. Evet, Fas, Tunus, Cezayirlilerden oluşmuş. Merkezi yapı kuramadılar mı hiçbir zaman? Nasıl onlar oldu? Hep tarifalar şeklinde ya da harifalar şeklinde parça parça yaşadılar. Ama tabii ki bir merkezi yönetim genel olarak vardı. Bu gittikçe küçüldü. Çünkü 732'de yukarı çıktılar.
En son gördükleri çeperden yavaş yavaş aşağıya inmeye başladıkça ufak ufak parçalara ayrılmaya başladılar. Buyurun. Ben bir tespitte bulunmak istiyorum da, az önce bir soruya cevaben şunu söylemiştiniz. 100 yıl sonra insanların tanrıcılarıyla herkesin baş başa kalacağını, dinlerin ayırt edilmeyeceğinden bahsediyor. Neyse, okuluya girmeyelim işte. Başka bir şey. Başka bir şey, ona girmeyelim. Başka bir şey. Evet, başka. Buyurun. Hocam, aslen Doğu Roma İmparatorluğu olarak geçen Bizans'a sonradan Bizans denmesinin sebebi Türk-İslam düşmanlığı mı yoksa tarihin doğal akışından dolayı mı? Türk-İslam düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. Neden? Nasıl bir bağlantı kurduğunuz anlayamıyorum. Normalde Doğu Roma İmparatorluğu olarak geçmiyor mu yani? Evet. Önce Roma İmparatorluğu iki ayrı, Doğu Batı İmparatorluğu. Evet. Kuruluyor Doğu Roma İmparatorluğu. Bizans adı daha sonra yazılması neden diyor? Yani Avrupalıların oraya Bizans'ın yıkılması demesi, yani Doğu Roma İmparatorluğu'na verdikleri büyük bir değerden dolayı mı yoksa? Hayır, aslında çok geç bir tanım. Neredeyse 18. yüzyıl kadar geç resmi olarak. Fakat onun öncesinde de bunu hep görüyoruz. 15. yüzyıl kaynaklarında, 16. yüzyıl kaynaklarında hep Bizans İmparatorluğu olarak geçiyor. En azından benim gördüklerimde. Dolayısıyla böyle bir komplo teorisi burada da görmemek lazım. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu aslında nadir kullanılan bir kavram dönemde. Latince, İtalyanca, Osmanlıca, Portekizce kaynaklara bakınca Türk İmparatorluğu, Imperium Turcarium olarak görüyorsunuz. Ama diğeri biraz komplo teorisi oldu. Pardon, son bir soru. Tebrik ederim, çok kolay lisan öğreniyorsunuz herhalde, öyle anlaşılıyor. Çok kolay okuyor, çok emek gerekiyor. Yani başka kimselerle kıyaslayınca diyeceğim, eski Türkçe ehliyette misiniz? Öğrendim. Öğrendiniz? Öğrendim. Okuyabiliyor musunuz? Okuyabiliyorum. Yani eski kayıtları, arşivleri? Okuyabiliyorum. Tamam. İki yılda ona. Hakikaten tebrik ediyorum. Tarihçi olup da çünkü bunu başka türlü göçer yapıyorlar zaten. Eve gönderiyorlar, öğrenken diyorlar. Maalesef bu çok iyi, çok yaptılar. Geç kalmış. Öğrenken dediler, ben kenarından biraz daha yapıyor öğrenci. Geç kalmış bir uygulama da bakımdan sonra ihtiyacı tebrik ediyorum. Aslında sizin sorunuz biraz doğru çünkü. Biraz en son, çok doğru bence. En son. Eski yazı öğrenmek. Hiç öğrenmemekten iyidir değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii burada sorularla da söylendi ki bir kısmı tabii doğru. Geçen sefer de iki sene evvel veya üç sene falan oldu Türk korkusu değil mi? Hocam dört yıl oldu, dört zaman su gibi. Şimdi tabii o zaman daha çok Batı Avrupa temelli bir şeydi, oranın kaynaklarıydı. Tabii bu sefer Endülüs'te dahil edilince daha çok İslam denilmiş. Bir şeyi yalnız düzelteyim arkadaşımızın şeyinden. Tabii Endülüs'ü yani İspanya'ya giden komutan Tarık bin Ziyad. Cebeli Tarık dedikleri şey, Tarık bin Ziyad oraya geçince dağa kendi adı vermiş. Yani şimdi filan Erciyes Dağı falan denildiği gibi, yani kendisi dağlı olduğundan değil. Kendisinin ilk ayak bastığı yer olduğu için Cebeli Tarık denilmesi odur. Boğaz'a da odur. Bir kere orayı şey yapalım. İkincisi de tabii Özden burada bir şey söyledi, en son söyledi. Gerçekten bizim devletimizin adı, yani Osmanlı Devleti'nin adı bizim kaynaklarımızda devlet-i aliyedir. Yani imparatorluk kavramı hiçbir zaman bizim açımızdan kullanılmamıştır. Yabancı kaynaklarda da, hatta son dönemlerde de yabancılarla yapılan anlaşmalarda da, yani bizim devletimizin temsilcilerinin de altına attığı, imza attığı metinlerde de devletimizin orada da adı Türk İmparatorluğu'dur. Orada da dediği doğru yani. En son ben arşivde Sultan Reşat'ın İngilizlerle yaptığı bir anlaşma görmüştüm, gösterdiler. Osmanlıca metninin altında Devlet-i Aliye Sultanı Mehmet Reşat, İngilizce metnin altında ise Türk İmparatoru Mehmet Reşat yazıyor. Yani burada bir şey yok. Tabii bunu niye, Özlem'in söylediğinden hareketle niye söylüyorum? Son zamanlarda tabii Türkiye'de bu Türk kelimesi üzerinde çok ciddi böyle bir şey yapıyor.
zannediyor ve zannediyor ki bu kelime böyle nevzuhur, yeni çıkmış bir kelimedir. Geçmiş devletlerin hiç bu kelimeyle alakası yok. Tabii bizim devletlerimizin adlarının geçmişte devleti kuran hanedanın adıyla anılmış olması ile karıştırılıyor ama şey değil. Şimdi ben arkadaşlar tabii şurası doğru ki Avrupa'nın veya Batı'nın şuur altında gerek Endülüs Emevileri sebebiyle Batı'da gerekse bizim devletlerimiz sebebiyle doğudan itibaren başlayan bir şey var, onlar üzerinde bir hareket var ve neticede de bunun neticesinde ciddi manada aleyhimizde büyük bir edebiyat, destan, masal, aklınıza ne gelirse çıkmış. Tabii bunu niye bugün gündeme geliyor, sadece bir tarih araştırma olarak gelmiyor. İşte 50-60 yıla yakın zamandır dahil olmak istediğimiz bir Avrupa Birliği var, orada bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Zaman zaman Batılıların kendisi de ifade ediyor ki bu tepkiyle, engelle karşılaşmanın altında da bunun şuur altı yatıyor. Yani şuur altındaki bu korku yatıyor. Bunu bilmek de bizim bakımızdan 500 yıl önceki, 300 yıl önceki bu şuur altındaki korkuyu bilmenin faydası nedir? Bundan sonra atılacak adımlarda bunu bilerek hareket etme. Yani sürekli bunu şey yapmalıyım ama bunu bilirsiniz. Böyle bir şuur altında size karşı bir düşmanlık, bir tepki olduğunu bilirsiniz. Adımınızı ona göre atarsınız. Ama onu bilmek bakımından bunlar önemli. Yoksa tabii her gün yeniden düşmanlık üretmek maksadıyla değil. Şimdi ümit ediyoruz ki bundan sonra burada da söylendi ki tabii kendi tarihimiz hakkında da çok doğru bilgilere ihtiyaç var. Bunlardan önemli bölümü kendi arşivimizde ise bir büyük bölümü de yabancı arşivlerde, yani Avrupa arşivlerinde, Macaristan arşivinde, Çin arşivinde, hatta daha sonra çıkmış olmasına rağmen Rus arşivlerinde buna dahil. Buraları da artık Türk tarihçilerinin o dilleri öğrenerek şey yapması, araştırması, oralardaki bilgileri de toparlaması, ondan sonra da milletimizin geleceğine de hizmet edecek şekilde kendi tarihini yazması gerekiyor. Ben Özlem'e teşekkür ederim, size de teşekkür ediyorum. Şimdi iki şey hatırlatacağım. Birisi aynı zamanda bu hafta Ermenilerin Karabağ işgali ve Hocalı'daki katliamlarının da yıl dönümü 26 Şubat. Bizim gençlik kollarımızın Azerbaycan'daki bir gençlik teşkilatıyla müştereken bu hafta boyunca muhtelif faaliyetler düzenlediler. Bunların bir kısmı bazı kardeş derneklerin mekanlarında olacak ama iki tanesi var ki bunlar dışa açık salonlarda. Birisi cumartesi akşamı saat 6'da Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde olacak. Burada bir panel halinde olacak. 4-5 konuşmacı var. Azerbaycan'dan gelenler de var. Türkiye'den de var. Ona davetlisiniz. Bir diğeri pazar akşamı yine o da 6'da İstanbul Barosu'nun Tepebaşı'ndaki konferans salonunda olacak. Oraya da davetlisiniz. Aynı zamanda şimdi biz burada ayrılacağız ama bu faaliyetler gençlerimizin faaliyetleri. Gençlerimiz bu faaliyetlerle ilgili aralarında bazı görevlendirmeler, görev dağılımları vesaire yapacaklar. O yüzden genç olan arkadaşların bir 5 dakika daha biz çıktıktan sonra salonda kalmalarını rica ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.